Kardeşimize selam olsun. Böyle bir durumda ne olur? Bana gelin dediyse, eğer Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın dediyse, her ümmetin bir imamı vardır dediyse, bir hidayetçisi vardır dediyse, eğer biz de Allah'tan olan hidayetçiye, imama, mürşide tabi olmadıysak, olacak olan nedir? Öyle davet etmişse, o zaman davete icabet edemez ve hiçbir yere de gidemez. Hep yerinde sayar durur. Nasıl yerinde sayıyor? Manevi olarak büyüyemez. Rabbine yakınlığı kazanamaz. Rabbinin sevgisini, rızasını kazanamaz. Onun için eğer bir şeyi Allah emrettiyse, onu ciddiye almak lazım. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyurdu. Hep beraber, topluca. Onun için nerede olursak olalım, müminlerle beraber olmaya çalışmamız lazım. Onlarla beraber Rabbimize yürümeye çalışmamız lazım. Allah bizi beraber görmeyi seviyor. Beraber olmamızı seviyor. Onun için Allah yolunda kale gibi saf bağlayıp savaşanları sever dedi. Cihad edenleri sever dedi. Her ne olursa olsun bize düşen beraber olmaktır. Allah sizin veliniz, Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir dedi. Bu durumda beraber olmak gerekir. Nasıl ki camiye gittiğimizde cemaatle namaz kılabilmek için birinin imam olması gerekir, bir adım önde olması gerekir. Yoksa imamsız namaz kılınır mı? Kılınmaz. Oraya bakıp anlamak gerekiyor Allah'ın bizden ne istediğini. Onun için ne olur? Yerinde sayar, etrafında döner durur, doğru yaptığını, güzel yaptığını zanneder ama kibirlenmiştir. Kendini diğer insanlardan üstün tutmuştur, kibirlenmiştir. Ben herhangi bir topluluğun içinde olmam, ben bana yeterim. İmamı da kabul etmiyor, mürşidi de kabul etmiyor. Böyleleri eğer Resulullah Efendimiz'in zamanında dünyaya gelseydi, Resulullah Efendimiz'i de kabul edemezdi, kibirlenirdi. Onun için kibirlenenler kabul etmediler. Aynı durum kıyamete kadar böyle devam eder. Zahiri olarak biri bir yolculuk yaptığında, yapmak istediğinde ne yapıyor? Bilene soruyor. Bir adresi öğrenmek için bir bilene soruyor. Bununla beraber bu her konuda böyledir. Bir sanatı öğrenmek istediğinde bir ustasına gidiyor, öğrenmeye çalışıyor. Ben bana yeterim deyip kibirlenmez. Kibirlenirse ne olur? Hiçbir zaman onu öğrenemez. Kulluk gibi büyük bir meseleyi, büyük bir davayı, büyük yaratılışın gayesidir bu. Yok ben bana yeterim, ben kendi kendime yaparım, kimseye uymam, tabi olmam, kimseye de ihtiyacım yok dense ne yapar? Kendi kendini mahrum eder, Rabbini de dinlememiş olur. Onun için Rabbimiz ne söylemiş ona bakmak gerekir. Eğer beraber olun dediyse, beraber olmazsak Rabbimizi dinlememişiz. Bu durumda o kulun Allah katındaki hali nasıldır? Ona göre anlamaya çalışmak lazım. Eğer iman etmişsek, Rabbimize karşı haşyetimiz varsa, edebimiz varsa Rabbimizi dinleriz. Yoksa nefsimizi dinleriz, şeytani dinleriz, onun peşinden gideriz, kibirleniriz, kaybedenlerden oluruz. Kardeşimize selam olsun. Efendim Ankara'dan Cemile Hanım.